Almanya TV. Şimdi sana bu virüslü yazılımı yükleyince içinden bir canavar çıkacak. İmdat! Yapma! Bırak beni! Görev algılandı. Tüm oyuncakları parçala. Harika! Uyuyakalmışım. Çok geç olmuş. Annem akşam yemeğini hazırlamasında yardım edeyim. Hedef algılandı. Parçala. Ne oluyorsun helikopter? Kendine gel. Ne yapıyorsun sen helikopter? Kendine gel. Hedef algılandı. Parçala. Ela'dan uzak dur. Helikopter, biz senin arkadaşlarınız. Neler oluyor? Hedefi parçala. Helikopter, neler oluyor? Yeni hedef algılandı. Parçala. Of, kolum fena yaralandı. Helikopter, lütfen dur. Bir şey yapmalıyız. Evet. Kepçe, bana yardım et. Helikopteri durdurmamız lazım. Tamam, ne yapacağız? Ben helikopterin dikkatini dağıtırken sen şu mıknatısı pervanelerinin üzerine at ki pervanesine yapışıp uçamaz hale gelsin. Tamam. Hey, helikopter, buradayım, bana bak. Hedefi parçala. Hedefi parçala, hedefi parçala, hedefi parçala. Olumsuz, pervaneler çalışmıyor. Tam zamanında kurtardın Kepçe, teşekkürler. Vos Vos, yardımın lazım. Helikopterin pillerini çıkartmalıyız. Tamam. Pervane çalışmıyor. Oyuncaklar düşman. Onları ye. Helikopter, sana ne oldu böyle? Arkadaşlar, helikopter üzerinde yaptığım incelemede virüs tespit ettim. Birisi ona virüs bulaştırmış. Efe! Kesinlikle. Başka kim olabilir ki? Peki şimdi ne yapacağız? Format attım. Şimdi kendisine gelmesini bekliyorum. Umarım helikopterin devrelerine zarar vermez. Nasıl bir zarar verebilir? Hafızası tamamen silinebilir ve bizi hatırlamayabilir. Olamaz. Ne? Neredeyim ben? Kendine geliyor. Helikopter, iyi misin? Burası neresi? Sizler de kimsiniz? Olamaz. Hiçbirimizi hatırlamıyor. Neredeyim ben? Neler oldu bana? Helikopter, bizi hatırlıyor musun dostum? Ne?
Sizi tanımaz olur muyum? Sizler benim biricik dostlarımsınız. Oh, harika. Helikopter aramıza geri döndü. O halde geriye tek bir şey kaldı. Evet, Efe'ye dersini vermek. Neredeymiş benim virüslü helikopterim? Tüm oyuncaklara gününü göstermiş mi? Hedef algılandı. Parçala. Anne! Bu korku ona bir hafta yeter. Animania TV. Defne, nereye gidiyorsun? Hafta sonu tatiline gidiyoruz. Demek bütün bir hafta sonu burada olmayacaksınız. Peki ya oyuncakların? Onları da götürüyor musun? Hayır, onlar evde. Kısa süreli bir tatil olduğu için yanıma alamadım. Harika. Demek bütün hafta sonu evde yalnızsınız. Arkadaşlar, başımız büyük belada olabilir. Ne oldu Ela? Efe, Defne'nin tatile gittiğini ve bizleri evde bıraktığını öğrendi. Öğrensin, biz evin içindeyiz. Bize ne yapabilir ki? Bilmiyorum ama Efe'den söz ediyoruz. Her an her şeyi yapabilir. Sakin ol Ela. Efe eve giremez. Burada güvendeyiz. Biz de hafta sonu tatilimizin tadını çıkartalım. Kimler film izlemek istiyor? Ben! 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 Dikkatli olmalıyız. Efe evin boş olmasından faydalanıp bizi yakalamak isteyebilir. Evet ayıcık. Arkadaşlar, lütfen dinleyin. Efe eve girmenin bir yolunu bulabilir. Yok canım. Efe nasıl eve girecek ki? Sanki elinde anahtar mı var? Efe, şu anahtarı al, Defnelerin kedisine mama koy, çiçekleri de sula. Anne, ben niye yapıyorum bu işleri? Aha! Hemen yapıyorum anne. Efe'de anahtar var. Kaçın, saklanın. Efe geliyor. Sakin ol, Vosvos. Vosvos! Arkadaşlar, bir plan yapmalıyız. Defne tatile gitsin, ben kedisine bakayım, çiçeklerini sulayayım. Yok öyle iş. Ben Defne'nin oyuncaklarıyla ilgileneceğim. Hey oyuncaklar, neredesiniz? Burada da değilsiniz. Defne sizi dolabına mı kaldırdı acaba? Burada da değilsiniz. Neredesiniz peki? Aha! İşte oradasın. Hepinizi yakalayacağım. Bekle. 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 Şimdi. Sizi bir yakalarsam. Efe, ne işin var bizim evde?
Ben kedi mama çiçek sulamaya geldim. Efe. Defne iyi ki erken döndü. Evet, yoksa tüm evi bizim toplamamız gerekecekti. Bu da Efe'ye iyi bir ders oldu. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Efe, hadi devam et. Annen hatanı düzeltmeden eve dönme dedi. Daha duvarlar temizlenecek. Baş belası oyuncaklar. Animania TV. Çok güzel oldun Vosvos. Vosvos'tan yarış arabası mı olur? Efe ne yapıyorsun? Ne var Defne? Zaten eski. Kırılırsa belki daha iyi bir itfaiye alırsın. Of. Onu bozdun işte. Oyuncakların çok eski Defne. Ben bir şey yapmadım. Dur sana oyuncak nasıl olmalı göstereyim. Evden yeni oyuncağımı getireceğim. İşte oyuncak dediğin böyle olur. Araban çok güzelmiş. Öyle tabii. Şu oyuncaklarına bak. Bir de bu güzel yarış arabasına. Bak şimdi ne yapacak. Oo, çok havalı. Araban çok güzelmiş ama ben oyuncaklarımı seviyorum. Ve Vosvos piste yaklaşıyor. Defne, bak şimdi. Bu kadar hızlı bir araba gördün mü hiç? Ne kadar hızlıymış. Daha dur. Şimdi daha da hızlanacak. Aynı zamanda ışıklarını yakıp söndürüyor. Defne, Efe, hadi yemek hazır. Yemekten sonra diğer özelliklerini de gösteririm. Belki sen de bu tuhaf oyuncaklarından vazgeçip güzel arabalar alırsın. Uf Efe. Selam. Sen de mi yarış arabasısın? Bunları Defne yaptı. Yakışmış mı? Fena değil. Madem yarış arabasısın, hadi yarışalım seninle. Ben senin kadar hızlı değilim. Tabii böyle güçlü bir motorun yok. Şu tekerlerime bir bak. Çok büyükler. Bir de senin tekerlerine bak. Vosvos'tan yarış arabası olmaz ki. Seninle dalga geçiyordum. Şimdi egzozlarımdan çıkan aleve bak. Senin egzozun bile yok. Şu alevlerin güzelliğine bir bak. Hayır! Kepçe, sen de arabayı çevirebilir misin? Tamam, yaparım. Sıra bende. Kaputuna biraz cila sürelim. Hemen iyileşirsin. İyi misin? Hepinize çok teşekkür ederim. Senden de özür dilerim. Efe beni hep hava atmak için kullandı. Sanırım ben de gaza gelip biraz abarttım. Arkadaşlığımıza baştan başlayabilir miyiz? Benim adım Roket. Ben de Vosvos. Aramıza hoş geldin Roket. Hoş geldin. Hoş geldin.
Animania TV. Bu hareketi iyi izleyin. Vay! Hadi bir daha yap Bos Bos, bir daha. Evlat iyi misin? Ayı üzerimden kalkarsa iyi olacağım. Üzerindeki ayı değil evlat. Ah, ayı, bunu sana ben mi yaptım? Özür dilerim dostum. Çok üzgünüm. Bir saniye ayı. Ayıyla kötü bir kaza yaşadık ve onu fena yaraladım. Vos vos. Ayı. Kolsuz ayı. Tamam. Anlaşılan herkes bir açıklama bekliyor. Defne beni bulduğunda kimsesiz, terk edilmiş, leke içinde tek kollu bir ayıydım. Terk edildiğim köşede umutsuzca bekliyordum. Sonra onu gördüm. Gözünün ucuyla bana baktı. Bir iki adım gittikten sonra geri döndü. Seni buraya kim bıraktı ayıcık? Çok kötü durumdasın. Kolun da kopmuş. Peki neden o hale gelmiştin? Çünkü arkadaşım çok küçük bir çocuktu ve benimle yaramazca oynuyordu. Kullanılmaz hale gelince de... Bu çok üzücü. Sonra nasıl şimdiki haline geldin? Defne'nin sevgisi ve ilgisiyle tabii. Hey, hikayeyi bölmeyin. Çok güzel gidiyordu. Hadi yine. Evet, kolunu diktik. Şimdi banyo zamanı. Mis gibi oldun ayıcık. Bu kolu yeniden yapsam iyi olacak. Biraz zorlanmadı diyemem ama sonunda... Oldu. Harika oldu. Vay! Böyle bir hikayeniz olduğunu bilmiyordum ayı. Yine böldünüz ama. Ne yapıyorsun Vos Vos? Kolunu sağlam yapmış mı diye bakıyorum. Bırak onu evlat. Tamam, başka zaman bakarım. Defne'nin büyük annesi hediye etmişti beni. Ben nasıl geldim hiç hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Sanki ben hep buradaydım gibi geliyor. Albüme iyice bakalım Vos Vos. Belki bir ipucu buluruz. Sen bir yarış arabasıymışsın Vos Vos. Sanki bana palyaço gibi geldi. Bunlar lekeye benziyor. Sanırım paslıymışsın. Nereden geldiğimi asla bilemeyeceğim. Nereden geldiğinin bir önemi yok. Geçmişte ne olduğun da önemsiz. Biz seni böyle seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Animania TV.
bugün büyük yarış günü. Herkes hazır mı? Evet Ela, yarışma için sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. Yukarıdan yarışı takip edeceğim. Motorumu kontrol ettim, hazırım. Büyük tekerlerimle engelleri kolayca aşacağım. Su fışkırtıcılarım çalışıyor. Ben de hazırım. Kepçem hazır. Engelleri aşmak için sabırsızlanıyorum. Kimse benden hızlı gidemez. Ben daha da hızlıyım. Yarışı kazanacağım. Hazır. Başla. Vosvos, seni oradan kurtaracağım. Ama yarıştayız. Yarışa devam etmen lazım. Sen benim arkadaşımsın. Geride bırakamam. Teşekkür ederim Kepçe. Hızlanıp diğerlerine yetişelim. Hey itfaiye, dikkat et. Dalı kaldırıyorum itfaiye. Ama yarıştayız Kepçe. Seni böyle bırakamam. Teşekkürler Kepçe. Hadi hızlanıp diğerlerine yetişelim. Polis, kepçemle seni çıkaracağım. Hayır, yarışa devam et Kepçe. Seni geride bırakamam. Kepçe, sen gerçek bir arkadaşsın. Vosvos, ne yapıyorsun? Yarıştayız Kepçe, devam et, ben kurtulurum. Olmaz, hayır, sen arkadaşımsın. Teşekkürler Kepçe, diğerleri öne geçti, onlara yetişmeliyim. Çok çekişmeli bir yarış oluyor. Hey Roket, iyi misin? Yarışı kazanabilirdin Kepçe, neden durdun? Bir yarış arabası yarışını bitirebilmeli. Sana yardım edeyim. Harika bir yarıştı. Hepiniz çok iyi iş çıkardınız. Şimdi kazananı açıklıyoruz. Ve kazanan... Ben kazandım. Ben kazandım. Kepçe! Ama bir yanlışlık olmalı. Ama ben sonuncu olmuştum. Kepçe, senin yardımın olmasa kimse yarışı bitiremezdi. Sen sonuncu olmayı kabul ederek herkesin yarışı bitirmesini sağladın. Tabii yardım ederim. Siz benim arkadaşlarımsınız. İşte bu yüzden bu yarışın birincisi sen olmalısın. Evet doğru. O zaman Kepçe birinci. Bravo Kepçe. Yaşasın. Kepçe kazandı. Tebrikler. Animania TV.
yakaladım seni. Gördünüz mü Efe'nin ne yaptığını? Kelebekleri bir kavanoza koyuyor. Bu korkunç. Buna izin veremeyiz arkadaşlar. Ne yapıyorsun Efe? Elindeki ne? Çok kelebek yakalamam gerekiyor Defne, çok. Neden? Çünkü uçmak istiyorum. Uçmak mı dedi o? Kelebeklere zarar vereceksin. Hepsini toplayıp bir balonun içine koyacağım. Onlar kurtulmak için uçacaklar ve ben de balona tutunup uçacağım. Bu hiç mantıklı değil Efe. Yaptığımda görürsün. Kelebekleri hemen serbest bırak lütfen. En az 100 tane daha yakalamam lazım. Hatta 1000. Beni oyalama. Baksana, onlar uçarken çok güzeller. Hayır Defne, sen git ve o sevimsiz oyuncaklarınla oyna, tamam mı? Ben sevimsiz miyim? Tabii ki değilsin Vosvos. Sen de değilsin Ela. Hatta çok sevimlisiniz. Şu gözlerimize bir bakın. Neyse arkadaşlar, şimdi acilen bir plana ihtiyacımız var. Gel buraya bakalım mor kelebek. Senin kanatların ne güzelmiş. Hop! İşte böyle yakalarım sizi. Kelebekler havasız, daha fazla dayanamazlar. Of, zavallı güzel kelebekler. Sakin olup düşünelim. Kelebekleri kavanozdan nasıl çıkarırız? Nasıl çıkarırız? Buldum. Birimiz gidip kavanozun kapağını açsın. Nasıl olacakmış o? Biz oyuncağız Vosvos. Ayrıca dışarı çıkmak çok tehlikeli. Benim de bir fikrim var arkadaşlar. Kavanoza bir şeyler atıp düşürelim. Düşünce kırılır ve kelebekler kurtulur. Bana çok riskli geldi. Ya kırılmazsa? Bence iyi fikir. Başka şansımız yok Vosvos. İlk olarak ben şansımı denemek istiyorum. Of, olmadı. Iskaladık. Neredeyse vuruyordun. Sıra bende. Hadi. Tam da düşüyordu. Aferin Ela. Şimdi ben deniyorum arkadaşlar. Bu son şansımız. Ne oldu şimdi? Kavanoz kırıldı mı? Ben bir şey duymadım. Ben de duymadım. Umarım kırılmıştır. Kelebekler! Kelebekler uçuyor. Evet, uçuyorlar. Kırılmış. Kurtuldular. Ne oluyor orada? Siz nasıl kaçtınız? Hayır. Gelmeyin. Hayır. Uzaklaşın benden. Beni takip etmeyin. Anne. Anne. Hey çocuklar, eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın.